Nasılsınız Hacer Hanım? Teşekkür ederim. Sağ çok şık olmuşsunuz. Teşekkür ederim. Başkan? Çok teşekkür ederim. Çok o iyiyiz. Bodrum Spor. Evet, Bodrum Spor. Tebrikler. Şampiyon oldu biliyorsunuz. Playoff evet. Şampiyonu. Ve artık birinci ligdeyiz. Ama hedef Süper Lig ve Avrupa tabii ki bizim her zaman. Sağ olun. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür ederim. Bodrum'u. Sağ olun. Bize yok mu atkı matkı bir şey? Size getirdim forma. Nerede? Geliyor mu şimdi? Formumuz. Var mı? Bir saniye. Neyse gelir dur. Tamam, bir dakika. Onu getiririz. Sohbete başlayalım. Peki. Tamam. Getirdim. Değerli izleyenler. Ne zaman gittim ben Tepeci'ye Uğur Mumcu ödülünü almaya? O gün, ertesi gün Hacer Hanım'la sohbet ediyorduk. Yanımızda Bodrum Belediye Başkanı Hacer Hanım. Bu yoksulluk çalışmalarındaki yüksek fedakarlıkları nedeniyle ödüle layık görülmüştü Uğur Mumcu ödülüne. Ahmet Aras da o yüreklerimizi yakan yangında bizzat da şahit oldum. Olağanüstü çalışmıştı fedakarca. Ve dolayısıyla o da ödüle dayanışma ve mücadele ödüllerine layık görmüştü. O gün dedim ki üçlü bir konuşsak ya dedim oradaki sohbetimizi yapalım dediler. Birisi Bodrum'dan geldi, birisi de İstanbul'dan geldi bütün bu yoğun çalışmalar arasında. Bir haber izleyeceğiz önce. Tamam. Oradan başlayalım. Olur. Bugünkü sohbetimizin konusu Bodrum olsun. Bodrum'un ama gördüğümüz o zengin, şatafatlı, ışıltılı görüntüsünün arka tarafını da konuşalım. Tabii. Tamam mı? Tabii. Savaş hazır mıyız? Ne hale geldik diyoruz bakın. Günün fotoğrafı budur. Sütede alarm takıldı. Bebek bezine ve bebek mamasına alarm takıldığını görmüştük. Türkiye'm. Bunu da gördük. Bundan 20 gün önce 3 litresi 31.75'ti. Şu an 42.75 oldu. Biraz zamlar etki tabii müşteri vatandaşın alım gücü düştü. Fiyatlar yükselince. Almadınız mı? Yok almadım. Neden? Baktım öyle ama biraz uygun bulamadım, o yüzden almadım. Mesela yoğurt alacağım, yoğurdu bakıyorum onun indirim günleri oluyor. İndirim günleri olduğu zaman o gün gidiyor mesela yoğurt almaya. Market uygun fiyatlı ürün mü bakıyorsun? Evet ya, şimdi eşim emekli olduğu için anla yani. Torun var mı? Yok, torunum yok çok şükür. Anca yetiriyoruz yani. Torunu olmadığı için şükrediyor. Çünkü eve giren emekli maaşıyla iki kişi temel ihtiyaçlarını bile karşılayamıyor. Çiğ süte gelen zamla süt ve süt ürünleri de zamlandı markette. Peynirden, yağlardan sonra tezgahtaki sütlere de alarm takıldı. Çocuklar açısından büyüme kaynaklı bir besin kaynağı, süt ya da işte peynir bunlar falan sıkıntı. Artık üzerlerinde alarm bile var. Öyle mi? Çalınmasın diye mi? İnanmıyorum. Bunu da bugünleri de gördük o zaman. Bedeli yüksek ürünlere zaten alarm takılıyordu. Ancak temel gıda ürünleri de artık ya camekanların arkasında kilitleniyor ya da üzerlerine alarm takılıyor. Beyaz peynirin üstüne dahi alarm takılmıştı. Şimdi çiğ süt de ona eklendi. Çocukların beslenmesi için gerekli temel gıda maddeleri artık marketlerde üzerlerinde alarmla satılıyor. Ekonomi ne kadar zor da olsa, fiyat çok da olsa önceliğimiz tabii ki çocukların gelişimi. Ama zorlasak da eskisine göre kilolarla alınacak gibi değil yani şu an. Hem kendi açımdan hem de diğer çevredeki insanları görebiliyorum alamayanları. En basit gelişim bozukluğu gösteriyor. Yani süt içen çocukla içmeyen çocuk arasında gerçekten çok fark. Anne babalar farkında süt ve süt ürünlerinin sofralardan eksiltilmemesi gerektiğinin farkında ama ekonomik şartlar dilim dilim yudum yudum tasarrufa sürüklüyor tüketiciyi. Türkiye genelinde Mayıs ayında resmi enflasyon %69,97. Gıda enflasyonu ise %89,10. Zam gelmeyen neredeyse hiçbir ürün kalmadı. Paket sütler 1,5 yılda 4 liradan 20 liraya yükseldi. Bir çilo peynir 100 lira olmuş, düşünebiliyor musun? Bir çilo kaşar 120 lira. İnsanlar nasıl yesinler? Bu ne bir düşünmeleri lazım. Süt ve süt ürünlerine 15 günde %30 zam geldi. Bir kalıp ortalama bir peynirin fiyatı 66 liradan satılıyor. Ve 30'lu yumurtanın fiyatı ise %30'luk zamdan sonra 55 liraya dayandı. Fiyatlar nasıl? Felaket. Siz kısmak zorunda kalıyor musunuz? Emekliyim ben. Mecburen kısıtlayacağım. Başka şansım yok. Şimdi şöyle bir cümle duydunuz mu? Ben Hacer Fogo'ya soracağım. Diyor ki, Allah'a şükür torunum yok diyor. Şimdi biz hep şunu duymuştuk. Allah'a şükür torunlarım var, Allah bağışlasın derdik. Sayın Cumhurbaşkanı da
açlık var diyenlere kızdı, tepkisini gösterdi. Sizin çalışmalarınız bu bağlamda, süte bile alarm taktığımız bu bağlamda ne gösteriyor çalışmalar? Ya şöyle, bu haberi izleyince aklıma pandemi dönemi geldi. Pandemi döneminin fotoğrafı ne diye bana sorarsanız, o zaman alarmlı mamalardı. O dönemde mamalara alarm takılmıştı. Bu dönemin fotoğrafı da sütlere takılan alarmlar. Neden pandemi döneminde mamalara alarm takılmıştı? Çünkü o dönemde bizim destek verdiğimiz ailelerin çoğu mama almak zorunda kaldı. Neden kendi sütlerini veremediler? Çünkü yetersiz beslenmeden dolayı annelerin sütleri kesilmişti. Ve gerçekten o dönemde bana doktorun yazdığı mamaları gönderiyorlardı. Ve o mamaların fiyatı çok pahalı olduğu için alamıyorlardı. Ve %73 tane üzerinde yaptığımız araştırmada %74'ü bebek bezi ve mamaya ulaşamıyordu. Ya çok acıklı bir şey aslında, çok dram bir şey yani mamalara alarm vurulması. Yani bu altın değil ve bugün sütlere alarm takılması. Çok acı değil mi? Yani çok, çünkü bunun arkasında başka bir hikaye var yani. Ne var? Arkasında ne var? Derin şimdi bir süt... yoksulluk var. Hı. Açlık var. Yani tamam Sayın Cumhurbaşkanı, yani açlık sadece bütün gün aç kalmak değil. Açlık işte bu, süte ulaşamamak. Yeterli besine ulaşamamak. Sizin bu konuda araştırmanız var mı Hacer Hanım? Yani süt ve süt ürünlerine ulaşımda da zorluk yaşıyor mu insanlar? Evet. Evet, yaşıyor. Yani Bodrum Belediyesi'ne örneğin, ben Bodrum'a da gittim. Evet. Ve Bodrum'un en yoksul mahallelerinde dolaştım. Aslında Bodrum deyince insanın aklına yoksulluk gelmez. Ve orada hiç unutmuyorum, bir bakkalla konuşmuştum ve veresiye yazdırıyorlardı insanlar. En fazla ne yazdırıyorlar diye o mahalle içerisinde sormuştum. İşte süt ve süt ürünleri ve çocuklara işte sabahları beslenme, yani sandviç falan yapılacak şeylerdi. Sizinle Eskişehir'de sohbet ederken bir taraftan, evet, çayımızı yudumluyorduk o ödülü aldığımız gün. Sonra siz işte Bodrum Belediye Başkanı'na sürekli lafı bıraktınız. Ortak çalışmışsınız. Bu. Evet. Şimdi biz Bodrum deyince tabii hep zenginler gidiyor. Zenginler, evet, orada işte ışıltılı bir hayat, lüks restoranlar. Yok. Ama siz o gün, tabii, anlatın Bodrum'da durum ne? Yani Bodrum, ya Bodrum'un ikinci yüzü. Evet, Bodrum tabii zenginliğiyle, turizm potansiyeliyle tanıdığı kadar aslında ülke gerçeklerinden de çok kopuk değil İsmail Bey. O yüzden biz Bodrum'un özellikle çeperlerinde yaptığımız çalışmalarda bu sosyal dengesizliği çok net tespit ediyoruz. Sağ olsun Hacer Hanım'la beraber çalışmaya başladığımızda bu işi daha detaylı ele aldık. Ve ev ev dolaşıyoruz, anketler yapıyoruz. 10 mahallede toplam çalışma yapıyoruz ama 2 mahallede odaklandık. Ve o 2 mahallede yaptığımız çalışmalarda mesela çocukların %75'inin günde bir bardak süt içemediğini tespit ettik. Ve günde bir bardak süt içemeyen %75 çocuklarımız. Tabii. Bodrum'da. Evet, evet. Ve o 2 mahallemizde. Daha sonra bizim 3 yıldır çalıştığımız Bodrum Halk Süt vardır. Karaova'da üretilir ve Bodrum'a biz 2-5 yaş arasındaki çocuklara ücretsiz olarak dağıtırız bu halk sütü. Şu anda 1450 civarında günlük sütü ücretsiz olarak evlerin kapısına kadar ulaştırıyoruz, çocuklara dağıtıyoruz. Bu böylece o iki mahalledeki eksikliği tamamlamış olduk biz. O %75'lik dilimi kapattık. Aynı zamanda bir de çocuklarımızın beslenme çantasıyla okula gidemediğini gördük. Yani bu da çok önemli bir şey. Evet. Çocuğun, çünkü biliyorsunuz taşımalı eğitim oluyor ve çocuk yanına giderken bir şey götüremiyor. O yüzden onların da servise bindiklerinde her birine birer tane beslenme çantasını içinde kekiyle, meyve suyuyla, ihtiyacıyla beraber verilmesini de sağlıyoruz mesela. Bu da ikisi çok, bakın çok önemli. Evet. O günkü sohbetimizden benim hatırımda kalan bir şey daha vardı. Ben çocuklarımızın okuması için, ben başka bir şeyim yok yani. Bundan daha önemli bir önceliğim yok. Siz o gün bir şeyden bahsettiniz. Çocuklarımız okula gidemiyorlar dediniz. Evet. Ve onların okula gitmesi için de yine bir proje, bir çalışma başlatmıştınız. Evet, hatırlıyor musunuz? Doğru. O neydi? Burada hem ilköğretim çağındaki çocuklar hem de üniversite çağındaki, bizim orada bir fakülte vardır, Güzel Sanatlar Fakültesi. Oradaki çocuklar için sağladığımız ücretsiz servis desteği bu da. Eğer çocuklar kendi imkanlarıyla, yani taşımalı dışında kendi imkanlarıyla okula gitmek istiyorlar ve gerekli imkanları yoksa ailelerinin, onları da biz ücretsiz olarak taşıyoruz. Yaklaşık 100 civarında çocuğu her gün okullarına götürüp geliyoruz.
Aynı zamanda üniversite çağındaki çocuklarımızı da yine uygulama otelinde kalıyorlar onlar. Yurtları yok şu anda Bodrum'da ama olacak, yapacağız yakında. Ve oradan da üniversiteye taşıyoruz ve geri getiriyoruz. Bunlar önemli. Evet. Şimdi Hacer Hanım'a ve sizi... Buyurun. İsmail Bey, mesela ben Beyoğlu'nda en son ziyaret ettiğim bir hanede, evde liseye giden çocuk ya yol parası olmadığı zaman yürüyor. Mesela 40 dakika sabahtan çıkıyor Beyoğlu'ndaki evde, Şişli'de bir yere 40 dakika o şeyde yürüyor. Ama hem sabah kahvaltı yapamadığı zaman hem de ulaşım parası yoksa gitmiyor. Yani anlatabiliyor muyum? Zaten yani, siz hep şunu söylüyorsunuz evet. Ya, bu zamandaki bu derin yoksulluktan dolayı evet. Okulu terk etmek durumunda kalan çocuklarımız çok diyoruz. Çok fazla çocuk var. Yani o yüzden o kadar önemli ki başkanın söylediği. Keşke bütün belediye başkanları yani servis ve beslenme çantası. Çok önemli bir şey. Peki. Yani tabii. Ulaşım ve besin.